Bahçeli ama hayır doğru değil onu söyleyeyim. Bu arada Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Pala'dan gelen önemli bir açıklama oldu tam biz bu işte faturaları konuşurken. Diyor ki evet yurttaşı isyan ettirdi bu faturalar ama okumaların bir kısmı hala Aralık ayı okumaları. Yani işte tam 30 gün bir aydan bir aya olmuyor ya farklı zaman aralıkları seçiliyor. Dolayısıyla esas olarak Şubat ayında gelecek olan faturalar çok daha kabarık olacak. Toptan bir zam yapılmadığı için kademeli tarifenin de geldiğini söylüyor. Diyor ki vatandaşa gelen faturalarda Aralık ve Ocak aylarının okumaları olacak. Şubat ayında her fatura 3/3 oranında daha fazla olacak. Şubat olabilir, ayının evet. Faturalarının daha yüksek geleceği söylenmiş. Şimdi düşebilir de çıkabilir de bazı İşte bu sınır, kullanım sınırı yükseltildi ya bazılarında sabit kalabilir, bazılarında artabilir. Ama tabii işte o 210'a da yükselmiş olsa zaten 4 kişilik bir ailenin mevcut tükettiği elektrik çok da fazla bir şey değiştirmeyecek. Ama olursa da 43 lira 210'a kadar da zaten esnaf için, ama sanayi vatandaşın için bu sesi çok çıkıyor. Değil. Yani canı da yanıyor sesli ama. Çoğunluk mu diyelim onlara yani. Vatandaşa, hı-hı, mikrofon tutulan kişiler vatandaş oluyor. Gidip de siz bir sanayiciye mikrofon tutamazsınız. Veya yani öyle bir haber görmüyorum. Sizin mikrofon tuttuğunuz insanlar vatandaş olduğu için onların sesi çıkıyor. Onların sesi olmaya çalışıyoruz biz de. Dolayısıyla onların sesini duyuyoruz. Sanayiciler de bir araya gelip açıklamalarda bulunuyorlar mevcut durumla ilişkin. Ya işte orada Metehan Bey'in dediği devreye giriyor. Yani şimdi bakın bu yani evdeki yani hane halkının kullanım sınırını yukarıya çektiler. Şimdi esnaf diyor ki bizimkini de çekin. Öbürü diyor KDV'yi indirin. İşte sanayici diyor bunu yapın. Yani bu Metehan bunun sonu yok. Metehan Bey bir de soruyu sordu. Para nereden bulacak? Para nerede? Yani işte iş oraya geliyor. Evet. Şimdi esnaf kuryelerinin isyanı aslında.